Yolun deniz tarafında birbirinden lüks ve pahalı oteller var. Bu oteller Antalya'nın pek çok turizm bölgesinin aksine yılın 12 ayı açık ve dolu. Peki 12 ay turistin geldiği Kundu'da otellerin hemen yanı başındaki bu mağazalar neden boş diye esnafa sorduğumuzda ise aldığımız cevap tek kelimeyle özetlenebilir: bakımsızlık. Burada onlarca esnaf var, bu işten ekmek yiyen onlarca insan var ve hani bize gelinceye kadar burada aşağı yukarı 26-27 tane de çok büyük 5 yıldızlı otel konsepti adı altında otel var ve hepsi hemen hemen yeni tesis. Zaten denizimizi, güneşimizi kendimize anlatmamıza gerek yok. Ama bunların arasında bir bağlantı yok. Yani şuradan gelirken siz de görmüşsünüzdür. Yakışmıyor böyle bir yani turizm beldesine, yani aşağı yukarı 30 bin yatak kapasitesi olan çok gelişmiş bir yere. Ne bileyim, bir altyapı çalışması, üst yapı çalışması, peyzaj çalışması, insanların rahatça sokakta yürüyebileceği, özellikle biz kendimiz biraz daha rahat hareket edebiliriz ama yurt dışından gelmiş bir insanın burada biz kadar rahat etmesini sağlayabilmemiz lazım ki bu iş bize de yansın, hem de o misafirlerimiz ülkesine geri döndüğünde anlatırken bizi de anlatsın. Sadece oteldeki işte oteldeki kaliteyi anlatmasın ya da şopa gittiğinde gördüğün değil, bizim kendimizi anlatsın. Esnafa göre Büyükşehir Belediyesi başta olmak üzere ilgili belediyeler bölgeye karşı son derece duyarsız. Gece elektrik lambalarının bile yanmadığını söyleyen esnaf ilgili tüm kurumlardan destek bekliyor. Hepsinin aynı sıkıntısı var. Çünkü biz diğer şoplarla da hani kendi çabamızla Kundu'da bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Kundu'yu hareketlendirmeye çalışıyoruz. Bir dernek kurduk. Onunla burada bir şeyler yapmaya çalışıyoruz ama yani devletten hiçbir yardım alamadığımız için, belediyelerden yardım alamadığımız için burada hiçbir etkinlik, bir şey yapamıyoruz. Yani turizmin göbeği artık Antalya'nın burası Kundu oldu ama biz hiçbir şekilde Kundu'yu göz önüne çıkaramıyoruz. Sadece otel sayısı biliniyor, yani otellerin ismi biliniyor. Başka hiçbir şeyimiz yok burada. Yani görüntü olarak da daha istenilen yerde değil. Yani tabii çok yeni gelişen bir bölgeymiş. Biz öyle hızlı büyüyor Kundu. Ama yani burada bir potansiyel var. Burada epeyce otel var. Bu otellerin hepsi kaliteli oteller. Yani daha iyi duruma getirilebilir. Işıklandırması, sokakları,